Yine bir anda, yine bardaktan boşalırcasına ve yine olanca şiddetiyle İstanbul gibi Adana'da da sağanak yağış vardı bugün. Günün en çarpıcı görüntüsü de oradan geldi. Bir hastanenin bodrum katı suyla doldu. Bedensel engelli bir hasta ölümle burun buruna geldi. Dediğimiz gibi sağanak İstanbul'da vurdu. Evleri, iş yerlerini su bastı. Suda mahsur kalan sürücüler yolda çok zor anlar yaşadı. Şiddetli yağmura güvenli yerde yakalananlar da oldu. ATV ihbar hattına yağmurlu İstanbul'dan çok ama çok çarpıcı görüntüler ulaştı. Işık tutma. Tamam, gel. Tamam. Sakin. Bak şunu kaldırıyor yavaş. Sen benden tutmaya devam et. Yok, çok mu? Gel. Yok, şimdi. Şunu çek. Şunu çek. Acele yok. Bir battaniye var mı? Battaniye. Yok. Burada 112 burada. Getiriyorlar arkadaşlar, getiriyorlar. Su içinde kurtarılmayı bekledi. Bodrum katında mahsur kalan engelli kadının yardımına dalgıçlar yetişti. Gel. Adana'da sağanak yağış vardı. Hastanenin bodrum katı suyla doldu. 65 yaşındaki bedensel engelli hasta da oradaydı. Suyla dolan kata giren itfaiye ekibi hemen harekete geçti. Neyse ki çok geçmeden mahsur kalan kadın kurtarıldı. Kara bulutlar sadece Adana değil, İstanbul'da da gezindi. Yağmuru, yaz yağmuru, yaz yağmuru, yaz yağmuru. Yaz yağmuruydu ama korkuttu. Oo, çöktü. Çöktü. Çatı çöktü. Fabrikanın çatısı çöktü. Dükkanları sel bastı, araçlar su içinde kaldı. İnanılmaz bir tıkanıklık var. Köprünün altı bitmiş durumda. Bir araç ileride 50 santim suyun içinde kaldı. 10 dakikalık yağmurun sonucu servis araçları E5'te ve her yer pert. Mevsim bir anda kışa döndü. Sanki Haziran ayında değil de kış aylarından birindeymişiz gibi şiddetli bir şekilde yağmur yağıyor. Yaklaşık yarım saattir devam ediyor. Yağmurun hissedildiği, en çok hissedildiği bölgelerden biri de Beşiktaş. Gökyüzünü kara bulutlar sardı. Öyle ki İstanbul'un incisi Kız Kulesi görünmez oldu. Yağmur sabah saat 11 itibariyle başladı ve hemen hemen İstanbul'un tüm bölgelerinde etkili oldu. Yaklaşık 4 saat boyunca da, yani saat 15'e kadar da aralıksız olarak yağmaya devam etti. An itibariyle Eminönü arkadaşlar, araçlar gidemiyor. Eminönü'nde sadece araç sürücüleri değil, esnaf da yağmurdan etkilendi. 100 kova yakın su çıkardık resmen. Burası denizaltı oldu, biliyor musunuz? Bakın arkadaş şu an ne halde Kadir Bey? Su atıyor hala. Su basmış sizin de dükkanınızı. Evet. Çok mağdur olduk. Yorulduk biraz o kadar. Aynen. Bayağı temizlik yapmışsınız, paçaları kıvırıp. Aynen. Affedersin, kuru bir yerimiz kalmadı. Kaç! Yavaş abi, bir yok. Büyükçekmece'de ise 70 yaşındaki Doğan Erişek, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bir motosiklet sürücüsü yağmura aldırış etmeden aracını sürmeye çalıştı ve olanlar oldu. Yavrum ne yapıyorsun sen? Salak mısın sen ya? Aferin. Evet, gitti motor. Çık oradan. Sürüklenen tek motosiklet o değildi. Burası da Bağcılar. Sele kapılan bir motosiklet aracın altına girdi. Ya bırak kalsın, yapacak bir şey yok ya. Ben ne yapayım böyle? Neyse ki uğraşlar işe yaradı, motosiklet aracın altından kurtarıldı.